hangi yaşta hangi ağrılar normal? Yani bizim herhangi bir yaşımızda bir ağrımıza normal, evet bu yaşta ağrı olur diyebilir miyiz? Yani ağrının olması normal olduğu bir dönemimiz var mı hayatta? Var. Aslında ağrı çoğunlukla normal. Çoğunlukla normal. Çoğunlukla normal. Biz hep aksini biliyorduk şimdiye kadar. Yani, olmasa ne güzel olur aslında, olmasa ama güzel o da olur. Olmasa güzel olur. Bize mücadele etmemiz lazım ağrıyla. Hayat kalitemizi, yaşam kalitemizi bozan bir şey. Ama çoğunlukla da hani ağrı ara ara bize alarm verse bile çoğunlukla öyle çok büyük problemleri hani aslında çağrıştırmıyor. Biz korkuyoruz ağrıdan. Aslında korkmak bir anlamda iyi. Hani o az olanları yakalamamız lazım. Az da olsa bazen kötü şeyleri de delalet edebiliyor ama çoğunlukta aslında o kadar da büyük problem olmadığını bilelim. Mesela çocukluk. Çocukluk yaşlarında %70'ine yakını ağrıların, çocukluk ağrılarının aslında çok da fazla önemli olmayan, arkasında bir patoloji ya da hastalık taşımayan şeyler. Mesela büyüme ağrıları çok sık. Çocuklarda kas iskelet ağrıları çok fazla. Yine karın ağrıları, baş ağrıları. Ama altına baktığınız zaman bu büyüme ağrısını eğer doğru olarak anlayabilirseniz, büyüme ağrısında yapılması gereken aslında çok basit. Çocuğa tamam, ben senin ağrını anlıyorum, böyle bir şey var, asla bunun hayali bir şey olduğunu, olmadığını ya da hani çocuğa kızarak sen de sürekli vır vır ediyorsun demeden ona güven vererek çocuğun ağrılarını tamam var ama bu yavaş yavaş geçecek. Bak bunlar senin büyüme ağrıların, kemiklerin büyüyor, kaslarına eşlik ediyor, yavaş yavaş büyüdükte geçecek diyebiliriz.